Xitoyning bugungi siz bir ziyoli bo'lish sifatingiz bilan Xitoyning bugungi inson aqli tasavvur qilg'usiz darajadagi saranglarcha elib beriyotgan ijroatlarga qanday bo'lib keldi bu Xitoy? Nima maqsad qilyapti? Hech qanday xuddi bu Xitoyning qadir qarasaq ahvol qilyotgan ijroatlari. Xitoyda bir aqlligisi yo'qdek bir tuyg'uga keldi inson. Na siyosatchisi, na akademiklarning ichida. Siz bir ziyoli bo'lsangiz, qanday diagnoz qo'yasiz Xitoyning bilan? Vatanimiz elib berib. Ya'ni Xitoy millati Junhua Mingguo qurilgandan tatib. Xitoylar 1000 yillik Manjulani og'dirib, Manju hokimiyatini og'dirib, Junhua Mingguo qurilgan vaqtning o'zidami? Junhua Mingguoning qurg'uchisi bo'lgan Sun Junsan deydi, Sun Yatsin deydi inglizchasi. Sun Junsanning o'zimi eng ashaddiy Xitoy millatchisi. Sun Junsan o'zi Yaponiyada ta'lim olgan. Sun Junsanning asarlaridagi o'ttirib qo'yilgan, ya'ni Junhua Mingguo qurilganda o'ttirib qo'yilgan ta'limotlarning hammasi Xitoy millatchilik ideyasiga vakillik qiladigan ideyada. Bu ideyalar Xitoyningki falsafasi, Xitoy ideologiyasining otisi bo'lgan Kunzi zamonidan davom etib kelayotgan ideya. Xitoy millati o'zining o'ziga o'xshamagan, o'ziga moyil bo'lmagan Xitoy millatidan boshqa millatlarning hammasini o'ziga dushman, raqib deb qaraydi. Masalan, Kunzining ta'limotlarida tarixning o'zi dushmanlashish. Buni kommunistlar bilan xos qilamiz yoki demokratchilar bilan butun Xitoylarni o'xshash deb qaramoq. Xitoyning demokratchisi bo'lsin. Masalan, Xitoyning eng demokratchisi bo'lgan Junhua Mingguo zamonistiki chat elda ta'lim olgan Sun Junsan zamonistini tortib qarangsiz. Xitoyning millatchilik ideyasi bu Sun Junsan zamonisi emas. Tarixi necha ming yillik tarix ekan. Kunzi zamonisidan davomlashib kelayotgan bu tarixi o'chmanlik. O'ziga o'xshamagan millat, yat millatning hammasini dushman deb qaraydi. Bu tarixi takrorlanish Xitoyning bu ideyasi hozirgacha rivojlanib kelganligi uchun Xitoy o'zida besivilmagan Junhua Mingguo qurilgan vaqtida Sun Junsanning o'ttirib qo'ygan ta'limotlari har qaysi millatlarga o'ziga o'rlik beramiz, har qaysi millatlarning zimin butunligini hurmat qilamiz degan ta'limotlarning hech qaysi amalga oshmadi. 49 yillik qurilgan Xitoyning kommunistlardanki boshlamchisi bo'lgan Mao Zedongning qurilgan avtonomiya. Avtonomiya degan u boshqa davlatlardagi avtonomiya, xalqaro avtonomiyadagi deyilayotgan avtonomiya emas. U Xitoycha avtonomiya. Bu avtonomiyada mu Xitoydagi osonlik millatlar hech qanday naf ololmadi. Bu faqat osonlik millatlarni aldash, osonlik millatlarni osmonatsiya qilishning siyosiy taktikasi bo'lganligi uchun Xitoy buni paydin-pay o'xshamagan siyosiy harakatlarni ilib berib, masalan, Uyg'ur xalqini o'ltirish, noposini azaytish, bularni osmonatsiya qilish siyosatini atbadi. Endi 2013 yildan tortib Xitoyningki bir belvoq bir yo'l siyosati o'tib chiqqandan keyin Xitoy bu strategiyasini amalga oshirish uchun O'rtasiya, O'rtasiyadan Yevropaga kirish uchun birdan-bir Sharq Turkiston tuprog'idan o'tish kerak. Sharq Turkiston xalqini tarixi dushman, ya'ni o'zidan zimin talashayotgan, o'zining jumhuriyatini asliga keltirishga kuchayotgan bu Uyg'urlarning jasoratini Xitoy beradi. Bularni tal to'kis yiltizini yo'q deb aytib, bir belvoq bir yo'l siyosatini xotirjam elib berish uchun bu tuproqni o'ziningki ayrılmaz bir qismi saqlab qolish uchun Uyg'urlarga ashaddiy, ya'ni bastur siyosatini elib bordi. Chunki Xitoyning bunday elib berishki sabab o'zining iqtisodining eshishi, o'ziningki ya'ni kuchining eshishiga ergishib, xalqaradagi o'rni nurg'ulg'an namrat 3-chi el davlatlarini setaverish, bu davlatlarni o'ziga moyil qilish orqali xalqaradagi kuchini ko'rsatish orqali bularni bastirish siyosatini kuchaysakmi, xalqaro buning parvo qilmaydi degan fuqum fuqqaliq uchun Xitoy bastirishni oshiribmoqdi. Masalan, Xitoyningki Xitoyda yashayotgan 56 millatdan qaysi millat qoldi hozir? Manjularni pak-pak tugitib bo'ldi, Mong'ullarni tugitib bo'ldi, Miaozu, qolgan osonlik millatlarning hammasini tugitib bo'ldi. Xitoyning ko'ziga mix bo'lib tiqilayotgan ikki millat bor. Birisi Tibet, birisi Uyg'ur. Bularni saqlayotgan bir kuch bor. Bu kuch tavranmas diniy e'tiqod. Uyg'urlarniki kuchlik bir iymon. Bunodan iborat bu kuchlik iymonni sustlashtirib, bu tuproqning sohiblarini o'ltirishni tezlatishga sabab Xitoy bu zaminning boyligini biladi, bu zaminning jo'g'rafiyalik afzalligini biladi. Bu zamindagi xalqlarningki, ya'ni mustaqillik uchun, jumhuriyatni asliga keltirish uchun mujodila qilayotganligini, shundoqli chet eldagi Sharq Turkistonliklarning vatanni asliga keltirish uchun ilib berayotgan mujodilasini tushunganlik uchun
bir yerde biz gibi olan bastırışını tekinlik açırıp bağlı. Çünkü Xitay halkaradaki vəziyyətini düşünüp, özünün halkaradaki gücünü küçü tonup yetti. Mən bunları bastırsam mı, halkaradaki sükut aleti durduğu, halkaradaki ardışamaydı degen doktorun içine geldiği için biz gibi olan bastırışını elip küçüydü. Şimdi bu bastırışın küçüydü sebep ne mi? Xitay bir belvaq, bir yol stratejisini əməlgə aşırış. Bu stratejisinin ki hatırcam elib veriliş için bir din bir putlaşıvatkan millet Uyğur işgəlliğini tonup yetkəlik için Uyğurunu özüge düşmən kılıp hazır Uyğurlarını asimilasiya kılış. Asimilasiya kılış, mədiniyet kırgınçılığı degen noktalarını ötüp getdi. Uyğurlarını uçuk aşkara tüp yıldızın öltürüş baskışı geldi. Hazır biz 3 milyon ve bazen 5 milyon Uyğur lagırdı deyin. Bu Uyğurlarının kançılığı sağ, kançılığı öltürülürken biz ama bunu bilmeyemiz. Ve bunun için bastırışlarda Uyğurlar kandak, yani ölüm gırdağı olur, kilidu, bunu Cenab-ı Allah'ın başkası bilmeydi. Xitay'ın bunu dərcidi, vəhşil işinin özü, Xi Jinping'in dadısı Wang Jing zamanında, Wang Jing deyin ki, inkilip, Şərq Türkistan'da kırgıncılık elib bağın Xitay katıbaşlarından biri. O dadısının iddiyisiyle ve şundakla Kunzi iddiyisiyle, milletçilik Xitay milletinin iddiyisiyle varısı kılış için bunu küçüğe etip en yukarı pəlliğe aldı. Hazır en yukarı pəlliğe geldi. Yani bunu davamlaştırışının özü, mesela bu Xitay siyasi özgürüp kalandı ki, Xitay bir garipti ki, ya ki Amerika'daki bir demokratlı işini halaydıgan, ya demokratlaştı mı asallıq milletlerine, özünün besi olunan tüpraklardaki xalıqlarına, müstakilliğin verilen ondak millet emez. Xitay demokratiyatçısı olsun, Xitay komünistleri olsun, veya ki başka Xitay olsun, Xitay milletli olaydı iken, haqqandaq millette asmına sayıq tükü için oynaydı. Kıynığı sınıp getken. Kıynığı sınıp getken. Mesela aynı vaxtda, Xitay tuprağlarında kalan Yahudilar hani. Yahudilar bu projelerini işler için Tayfun'da Şanghay'da kap kalan Tayfun'da Şanghay'da kap kalan Yahudilerini eslik getirir için kaçlı küçük çıkardı. O Yahudilar hemisi asmanasiya olup geldi. Xitay'ın bu medeniyet, millet asmanasiya kılıçta tarihi təcrübüsü boğallık için bunu devamlaştırıp gelip atırdı. 56 milletten kalanlarına yoktu oldu. Artık Tibet Uyghurlu kaldı. Şiki Mongol'daki Mongollarının nüfus sayı kaçırık? Bu hemen 3% hazır sağında vatkın. Tele hemen es yoktulup oldu. Şununla bu kademini tizletip Uyghur milletini öldü. Bir yerde kırgıncılık ile görüp Şerq Türkistan toprağını özünün zimin terkibindeki hatırcan bir bakan kılıç için bizge boğan bastırışını elip verip atı. Ama bizge boğan bastırışını elip verirse arkadaş Xitay özünün acizliğini gösterdi. Yani özü şundak bir küçük devlet olsa mı, 25 milyon, 30 milyon boğan Uyğur'un mücadelesini kokuat işinin özü, yani bu zeminin müstakillığının əsliki kılıçının, endiş kılıçının özü Xitay'ın acizliğinin bir dəb qarayını. Hoş. Tamam.